Çayeli Bakır maden sahasında meydana gelen acil durumlara müdahale kapasitesini test etme amacıyla acil durum tatbikatı gerçekleştirdi. İlk yardım, kurtarma ve yangın söndürme başlıkları altında senaryoların uygulandığı tatbikat, Çayeli Belediye Başkanı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Çayeli İtfaiye ve Çayeli Jandarma Komutanlığı'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Çayeli Bakır Genel Müdürü Murat Güreşçi, yer altında ve üstünde tatbikat yaptıklarını söyleyerek 3 farklı tatbikat senaryosu hakkında bilgi verdi. Bahsettiği gibi biz aslında bu tatbikatlardan yılda 4-5 kere yapıyoruz. Bir kısmını da yer altında yapıyoruz ama bunu bu sefer yer üstünde yapalım istedik ki acil bir durumda Allah korusun yer üstünde JAK olsun, AFAD olsun, diğer unsurlar olsun beraber müdahale edebilelim. Koordinasyonumuz daha kolay olsun. Tatbikatın bu şekilde yapmamızın amacı buydu. Senaryoda 3 farklı senaryo çalıştık burada. Burada bizim için en kritik olan yeraltı yangını olursa bunu simüle ettik. Yer altındaki bir sığınma istasyonumuza ulaşmış bir yaralıya nasıl ulaşabiliriz? Ondan önce bir araç içerisinde sıkışmış mankenimiz vardı. Onun kurtarması için tatbikatımı yaptık. Güzel geçti bence. Ekipler koordineli çalıştılar. Tabii ki de kaza olmaması için çok tedbir alıyoruz, çok çalışıyoruz, çok çaba sarf ediyoruz ama en kötü duruma da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Rize Afat İl Müdürü Mehmet Salih Avcı, maden kazalarına karşı gerçekleştirilen tatbikatın amacı hakkında konuştu. Bir maden kazalarına karşı bir tatbikat gerçekleştirdi. Tabii bunun amacı kamu ve toplum kurumlarından bu işi yapan, onlara destek veren yer üstündeki kazalara gerek lojistik, gerek arama kurtarma yönünden elimizdeki imkanlar nedir, kendilerinin imkanları nedir? Bir deprem ve afette biz onlardan nasıl faydalanabiliriz? Kendilerine bir kaza meydana gelirse onlar bizden nasıl faydalanabilir? Onların envanterinde ne var? Bizim envanterimizde ne var? Bunları bir araya getirdik. Bir tatbikat yaptık. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi, Çayeli Bakır işletmelerinin bölge için önemine değinerek olağanüstü durumlarda bir araya gelinmesine ve koordinasyon olunması gerektiğine vurgu yaptı. Bölgemiz hem bir maden işletmesini içinde barındıran bir bölge hem de sürekli yer üstü ve yer altında heyelan, sel felaketi ve baskın, su baskınları gibi felaketlerle karşı karşıya olan ki çok kısa bir süre önce Çayeli Büyükköy'de de büyük bir dağın heyelanla dereyi kapattığını, bir baraj oluşturarak şehri bile tehdit ettiğini gördük. Bu da bir çok yakın bir zamanda. Bu da şunu gösteriyor, sağ olsun belki denk geldi veya planlıydı. Yani bu konularda ne kadar çok eğitim almamız gerektiğini göstermiş oldu. Çayeli Bakır zaten bu konularda yıllardır bu tarz eğitimleri yapıyor. Ve buralarda madencilik kazalarında en az bu tarz kazalarda en az insan kaybıyla kazaları atlatan bu tarz eğitimleri aldığından dolayı bir kuruluş. Biz de bundan dolayı Çayeli Bakır'ı çok yerlerde örnek gösteriyoruz.